ordunun kendine ait, kendi sistem içerisinde sağlık sistemine ihtiyaç vardır. Bu askeri ihtiyaçtır. Gerekliliktir. Bu sözler 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığı'na devredilen Gata Haydar Paşa eski komutanı emekli tümgeneral Tarık Özkut'a ait. Güçlenen bir sağlık sistemi var. Bu sistem içerisinde askeri sağlık sisteminin varlığı devletin sağlık sistemine bir zenginlik katacaktır. Eski Gata komutanı hastanesiz ordu olamayacağını söyledi. Çünkü Gata Haydar Paşa Hastanesi'ne Sultan Abdülmecit hasta ordusu için inşa ettirmiştir. Ben orada komutanlık yaptığım için yakından biliyorum tarihi. Ordunun kendine ait, kendi sistemi içerisinde sağlık sistemine ihtiyaç vardır. Savaşmayan ülkelerin bile sağlık sistemleri, askeri sağlık sistemleri varken bizim gibi belalarla uğraşan, her gün nereden çıkacağı belli olmayan tehditlerle, sıkıntılarla uğraşan ülkemizde askeri sağlık sistemi bir ihtiyaçtır, bir gerekliliktir ve ülkemiz için bir zenginliktir, güzel kolaylıktır, ulusumuz için bir itici güçtür, rahatlatıcı unsurdur, güven kaynağıdır. Türkiye'nin çok sayıda terör örgütüne karşı mücadele ettiğini belirten Özkut, askeri sağlık sisteminin zorunlu olduğunu vurguladı. Terör belası var, IŞİD'i var, PKK'sı var, FETÖ'sü var. Bunlarla uğraşılırken ortaya çıkan rahatsızlıklara ve yaralanmalara, hastalıklarla uğraşacak askeri sağlık sisteminin varlığına ihtiyaç var. Özkut, askeri hastanelerin sivilleştirilmesiyle birlikte yaşanabilecek sorunlara da dikkat çekti. Doğrudur. Türkiye'nin her tarafında çok iyi hastaneler var. İyi de hangisine, nasıl, kimin, nasıl gidecek? Kim götürecek, uçağı kim verecek, ambulans nereden gelecek? Bu tür sorunlar çıkacaktır. Yıllarca komutanlığını üstlendiği Gata Haydar Paşa'nın isminin Abdülhamit olarak değiştirilmesini de değerlendiren Tarık Özkut, kararın acele verilmiş bir karar olduğunu savunuyor. İstanbul'daki hastanenin adı değiştirildi. Orada da acele edildi. Bu markanın iki ayağının, İstanbul ayağıyla Ankara ayağının Gata olarak, Gülhane olarak sürdürülmesinde bence tıbben de yarar var. Kurumsal olarak güvenlik açısından da yarar var. Hastanelerin sivilleşmesiyle birlikte başlayan bir diğer tartışma konusu da askerlerin sevk zincirine takılmadan tedavi süreci. Aydınlık Gazetesi sistem sorununu Fırat Kalkın Harekatı'nda yaralanan ve yer yok diyerek sivil gatadan geri çevrilen uzman çavuş Akif Güçlü'nün şehit olmasıyla ortaya çıkarmıştı. Hükümet şimdi askerlerin sevk zincirine takılmadan tedavi görmesi için irtibat ofisi açmayı hedefliyor. Eski Haydarpaşa Gata Komutanı emekli tümgeneral Tarık Özkut, bu sistemin de işe yaramayacağını belirterek devletin ordusuna ve sağlık sistemine sahip çıkmasını istedi. Sağlık sistemi yaşatılmalı. Devlet ordusuna ve onun sağlık sistemine sahip çıkmalı.